Murat Karataş, sendeyiz. Evet, adrenalin tutkunları İstanbul'da buluştu. ProBase Dünya Kupası kapsamında paraşütçüler şu an Avrupa'nın en yüksek binasından Safir'in tepesinden atlıyorlar. 261 metre yüksekliğinde atlayışlar peyderpey gerçekleşiyor. Yalnız rüzgar çıkmaya başladı. Tabii rüzgarın varlığı yarışmayı biraz olumsuz etkiliyor. 18 ülkeden toplam 65 yarışmacı var. Puanlama yöntemiyle atlayışlar gerçekleştiriliyor. İndikleri bir nokta var. İşte o noktanın merkez pozisyonuna göre puanlama gerçekleştiriliyor. 5 ülkeye daha gidecekler. İlk durak Türkiye. Türkiye'den sonra 5 ülkeye daha gidecekler. Tabii gün boyunca gözler Roberto Mancino'nun üzerindeydi. Yaklaşık bir saat önceki canlı yayınımıza katıldı. Atlayışını gerçekleştirdikten sonra birazdan gün içerisinde onun bir de puanlama atlayışı gerçekleştirmesini bekliyoruz. Evet, bir paraşütçü indi şu an. Oldukça sinirli, gergin. Tabii o kadar hazırlığı yapıp atlayışı gerçekleştirdi. Ancak dediğimiz gibi az önce rüzgar çıktığı için ve rüzgar giderek kuvvetlenmeye başladığı için işte tam bu noktaya, yani şu noktanın ortasına inmeleri gerekiyor. Merkeze indikleri oranda da yüksek puan kazanıyorlar. Yani 1, 2, 3, 4, 5 şeklinde derecelendirilmiş bir en yüksek puanı veren nokta. Ancak rüzgar nedeniyle yaklaşık son 3-4 atlayışta hedefler şaşırmaya başladı. İşte gördüğünüz paraşütçü hedefi tutturamadı ve biraz ileriye indiği için şu an oldukça üzgün ve sinirli olduğunu söyleyebiliriz. Dediğimiz gibi 18 ülkeden tam 65 yarışmacı buradalar. Yarın da aslında yarışmanın devam etmesi bekleniyordu. Ancak meteorolojiden buraya ulaşan son bilgiler yarışmanın yarın yapılamayacağını gösteriyor. Zira yarın İstanbul'da havanın gök gürültülü sağanak yağışlı olacağı ifade ediliyor. Evet, Safir'in önünden yarışma ilişkin notlar böyleydi. Söz şimdi yeniden merkezde. Murat Karataş'a teşekkür ediyoruz.